Bugün burada birkaç gün önce İstanbul'da gerçekleşen saldırıyı siyasi partiler olarak telin etme ve terör karşısında milli birlik şuuruyla hareket ettiğimizi ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu ifade etme gayesiyle bir aradayız. Şu an okuyacağım metni başta AK Parti İlçe Başkanı olarak bendeniz, sırasıyla CHP İlçe Başkanı Sayın Erdoğan Nebioğlu, MHP İlçe Başkanı Sayın Serkan Esirgemez ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Sayın Hamza Eksilmez adlarını okumaktayım. Evet değerli arkadaşlar, birkaç gün önce İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik vahşi bir saldırıdır. Bu saldırıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristler bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye sokmuşlardır. Hangi terör örgütü olursa olsun bu saldırıyı yapanlar bilsin ki aziz milletimizin birlik ve beraberliği bozulmayacak, bilakis daha da güçlenecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir talep terörizme meşruiyet, teröriste masumiyete dayanak gösterilemez. Terör hiçbir zaman Türkiye'yi teslim alamayacak ve aziz milletimizi yıldıramayacaktır. Zira kadim bir geçmişe sahip bu aziz millet, şanlı tarihi boyunca önüne çıkan birçok engeli, birlik ve beraberliğini koruyarak, ortak aklı ve bilinci devreye sokarak bertaraf etmiştir. Şanlı tarihimizden aldığımız bu güç ile terör saldırıları karşısında millet olarak topyekün mücadele edeceğimizden ve birbirimize daha da çok kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröre vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Daha önce PKK, DAEŞ, DHKPC, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin benzer şekilde yaptığı bu terör eylemleri karşısında millet olarak nasıl bir dik durduysak, nasıl terörün amacını boşa çıkarttıysak yine aynı şekilde çelikten bir irade ortaya koyacağız. İnsanlık düşmanı teröristler yenilecek, aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir. Bizler acımızın ortak olduğunu ve her türlü siyasi düşünce farklılığını bir kenara koyarak bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmekteyiz. 15 Temmuz'dan milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru, bu terör saldırıları karşısında da göstereceğimizi aziz milletimize, aziz milletimizin dikkatlerine sunuyoruz. Bizler bu bildiriye imza atan siyasi partiler olarak devletimizin bekası ve sinesinden çıktığımız aziz milletimizin huzuru için terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bu terör saldırısı neticesinde şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.